Merhabalar. Bu pazarda, işte Hayat programında çok değerli konuklarımla ve siz ekran başında güzel insanlarla beraberiz. Antalya diyoruz, güneşiyle, deniziyle, kumuyla, tabiat güzelliğiyle, tabii ki açık hava müzesi. İşte bunları içine alan turizm diyoruz. Bugünkü konuklarım birbirinden değerli. Gerçekten çok sevdiğim ve onları takip etmekten yorulan bir insan olarak iki değerli turizmin duayenlerinden. Sayın Salih Çene, hoş geldiniz. Sayın Ramazan Aslan, hoş geldiniz. Evet, turizm deyince Antalya bir eşdeğer kazanıyor. Sanki başka özellikleri yok gibilerinden. Ve şu anda turizmin içinde bulunduğu üzücü. Binlerce insan işten çıkarıldı. İşten çıkma endişesi içinde ama en önemlisi yatırımcılar. Ben önce sizin kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Sonradan da neler yapabiliriz? Turizm için nasıl önlemler alıyorsunuz? Bunları konuşalım. Önce sizden başlayalım. Önce yaşlılardan başlayalım. Ben işte aşağı yukarı 46-47 senesini turizme vermiş bir kulunuzum. Bunun 33-34 yılını da Antalya'da geçirdim. Hayatım turizm. Bugüne kadar hep turizmle ilgili her türlü dernek, faaliyet içerisinde bulundum. Uluslararası bir kuruluşun da dünya başkanlığını yapma şerefine nail oldum. Ve halen turizmin içerisinde hasbelkader yoğruluyorum. Bir de biliyorsunuz Ayçoğlu'da da sizinle elimizden geldiği kadar beraber çalışıyoruz. Ramazan Bey benim çok eskiden beri tanıdığım bir kardeşim. Biraz sonra zaten biraz turizmin nerelerinden nerelere geldik onları konuşuruz diye düşünüyorum. Böyle kendiniz o güzelliklerinizle bir tanıtın bakalım. Öncelikle ekranlar başında herkese teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bana tanıdığınız için, Salih Bey ile bir araya getirdiğiniz için. Salih Bey kadar uzun olmasa da ben de 38 yıldır Salih Bey'in öğrenciliğini yapıyorum. Benim öğretmenim. 78'de başladım sektöre. 78'den bugüne çok şeylerin değiştiğini hep beraber yaşadık. Şu anda geçmişte birçok dernekte oldum ama son dönemde Turizm Yatırımcılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğini yapıyorum. Yatırımcıyım. Turizmin geçmişinde çok güzel şeylerini yaşadık. Çok keyifli anlarımız oldu. Ben bugünkünde acı ve tatlının bir arada olduğu, acı ile tatlıyı birleştirdiğiniz zaman hep tatlı yemezsiniz. Bazen acı da olur. İnsanın acıya da ihtiyacı vardır. Acıyı biz hep uzaktan izlemeyi tercih ederiz. Yüce Allah'ım kimseye acı yaşatmasın. Ama bazen acıyı tatmadan da tatlının farkına varamıyoruz. Şu andaki dönem acının hissedildiği dönemdir. Ama tatlı yediğimiz dönemleri göz önüne alırsak o geçmiş dönemlerin değerini biraz daha anlamak gerektiğini, dolayısıyla bu günlerin geçici günler olduğunu, yine güzel günlerin bizim beklediğini vurgulamak istiyorum. Karamsar olmamak gerektiğine inanıyorum. Her dönem acılı tatlı, yokuş aşağı yokuş yukarı dönemler vardır. Biz de bu dönemleri inşallah çok yara almadan geçireceğimize inanıyorum. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Tabii yani bu çok güzel temenniler. Sizin gibi işin içinde olan kişilerin umutlu olması bence
hepimize umut verdi açıkçası. Tabii ki sizin çok yakinen yaşamınızda insan sevginizi, tabii ki bunları konuşacağız. Çalıştırdığınız insanlarla bir aile bütünlüğü içinde yaşadığınızı biliyorum. Ve en fazla zannediyorum çıkandan çok siz daha fazla duygulanıyorsunuz çıkardığınız için. Tabii bu da sizin insani vasıflarınız. Turizm diyoruz, işletmeci diyoruz, iş adamı diyoruz ama bunun hepsini motifleyen bir insan sevgisi. Siz onu yaşıyorsunuz. Efendim, ben şirketi kurduğunda 99'da 2010'a 1000 çalışan hedefi koyan kişiyim. Neden böyle bir hedef koydum? Bugün halen etrafımda belki birinci derece yakınlarımda işsiz olan, iş ihtiyacı olan insanlar vardır. 2010'a 99'da kurduğum şirkette 2010'a 1000 çalışan hedefini koydum. Yüce Allah onu bana nasip etti. Düşünün ki sizler birlikte yol aldığınız arkadaşlarınızla, birlikte birbirinize güç kattığınız ve belli bir noktaya geldikten sonra da ve o insanları oturuyorsunuz, bir günde kaybediyorsunuz. O insanları neden kaybediyorsunuz? Sizin yaşamanız gerekiyor ki yaşatabilme şansınız olsun. Öyle bir durumda yaşamanızdan kaynaklanan bazı tedbirler almak mecburiyetinde oluyorsunuz. Aldığınız tedbirler sizlerin canınızı yakıyor olabilir, acı veriyor olabilir. Ama bugün aldığınız acıyı eğer bugün almazsanız yarın yaşama şansınızı elinizden alacaktır. Dolayısıyla yaşatabilmek adına yaşamanın gerektiği şeyleri siz yaptığınızda size acı veriyor. Evet, yıllardır birlikte olduğunuz insanlarla gün geliyor, yollarınızı ayırıyorsunuz. Ve bu bir yatırımcı için en zor andır. Düşünün ki birliktesiniz, yıllardır birliktesiniz ve bir gün geliyor diyorsunuz ki ya kusura bakmayın artık ben size bakamıyorum. Bu çok acı. Yüce Allah'ım bunu kimse yaşatmaz. Evet. Kimseyi ekmeksiz bırakmaz. Amin. Yani amin. Bir insan neden huysuzdur, neden çalar, neden çırpar? Eğer ekmek yoksa bir insanlar artık çaresizdir. Önce ekmek, su. Evet. Bu imkanları sunmamız gerekiyor etrafımızdaki herkes. Size bir defa şöyle söyleyeyim, müthiş güveniyorlar. Bir baba gibi görüyorlar. Her şeyi halleden bir insan olarak görüyorlar. Zaman zaman sizin otellerinizde sağ olsun Salihciğim ve siz misafir ettiniz beni. Ve orada bir şeye hayretler içinde kaldım. İnanın hiçbir yerde olmayan o personelin ancak kendi işine bu kadar özverili olabilir. Dört elle sarılanmış. İnanılmaz bir şey. Ama bunun altında ne çıktı biliyor musunuz? Araştırma yaptım. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sizin aybaşını bir gün daha geçirmeden hepsinin maaşlarını ödemeniz. Bu yüzlerce bir eleman. Belki binlerce bilemiyorum. Kaç bin tane elemanınız var onu bilemiyorum ama gününde ödemek. Hatta dediler ki gerekirse bankadan kredi alır yine personelinin parasını öder. Bunu sizin çalışanlarınız söylüyor. Efendim önce sevgi. Evet. Ne yaparsanız yapın sevgisiz hiçbir şey olmaz. Evet. Eğer siz sevgiyi katıyorsanız karşınızdaki kişi de bunu anlayabiliyorsa, sevgiyi saygıyla birleştirebiliyorsa ulaşamayacağınız hiçbir şey yoktur. Çalışanların aylık aldığı gün benim namus, şeref günümdür, burcumdur. Eğer ben o insanlara gününde o ödemeyi yapamıyorsam, düşünün ki benim yapamadığım ödemeyi çalışanım kirasını ödeyemeyecektir. Yani benim yüzümden ev sahibine karşı mahcup duruma düşecektir. Ve dolayısıyla sinsile birbirine takip edecektir. O normal herkesin yapması gereken bir şeydir. Ya bu bir özellik değildir. Herkesin yapması gerekendir. Ve bu insanlar emeklerinin karşılığını kesinlikle verebiliyor muyuz? Mümkün değil. Hiçbir çalışanın emeğinin karşılığı para değildir. Parayla ölçemezsiniz. Yani ölçüm şey yoktur. Evet. Ama taahhüt ettiğiniz bir şey vardır. En azından o taahhüt ettiğini zamanında insanın alnın teri kurumadan bir şey yapabiliyorsanız o bir değerdir. Eğer bir helallik alabiliyorsanız, karşınızdaki insanı
kendiniz gibi görebiliyorsanız, o zaman siz varsınız. O zaman şu biraz önceki bahsettiğiniz o üçtenliği o zaman yaratabilirsiniz. Ben bir kişiyim efendim. Etrafımdaki kişiler eğer bana sarılmazsa ben ne yapabilirim ki? Evet. Bana sarılmaları için benim önceden sarılıyor oluyor. Önce olmam sizin sarılmanız tabii. Ondan da var olabiliyorsunuz. Siz yapın dünyanın herhangi bir yerine, Antalya'ya, nereye yaparsanız yapın. Altından otel yapın, istediğiniz şey yapın. Ama içinde bir ruh yoksa, bir sevgi yoksa onun bir anlamı yok. Evet. Onu yaratan çalışandır. Evet. O çalışanla siz var olabiliyorsunuz. Evet. O çalışanla gelen misafirleri mutlu ayrılmasını sağlayabiliyorsunuz. Biz evet. Çalışanlarımıza şunu söylüyoruz. Evet. Türkiye'de kime dokunursanız dokunun, dünyada kime dokunursanız dokunun, herkesin bir hikayesi vardır, bir derdi vardır. Derdi olmayan bile oturur kendi kendine ne derdim yok diye dert yaratır. Ama önemli olan şey şudur ki, çalışmaya başladığınız andan itibaren, işe başladığınız andan itibaren bütün sıkıntılarınızı o güvenlikte girerken bırakıp çalışmaya öyle başlayıp çıkarken biz hiç kimse yanında dert götürmesini istemiyoruz. Allah'ın her şeyin toprağa gömülmesini istiyoruz. O gün toprakta kalsın, gömülsün. Eğer siz evdeki sorununuzu misafirlerinize yansıtırsanız, misafir kimdir efendim? Yeryüzünde hiçbir yer insanın evi kadar rahat olabilir mi? Yaşadığınız yer neresi olursa olsun. Ama tatile çıktığınız andan itibaren evinizde bulamadığınız rahatlığı almak üzere belki bir yıl biriktirdiğiniz parayı, alın terinizi tatil için gidip harcıyorsunuz. Ve çok büyük beklentiye giriyorsunuz. Eğer biz, mümkün değil hiç kimseye evindeki rahatlığı yansıtma şansımız yok. Ama en azından ona yakın yansıtabilir miyiz? Böyle bir hedefle yol alabilirsek ki hedefimiz bu. Dolayısıyla bu yolda sizin gibi değerli misafirlerimizin sevgisini topluyoruz. Evet. Bu tamamen sizin bakış açınızdır. Yani pozitif yaklaşımınızdır. Yoksa istediğiniz yere gidin, yeter ki olumsuz bir şey aramaya kalkışın. Her yerde olumsuzluklar bulabilirsiniz. Sevgiyle efendim her şeyi yakalama şansınız var. Evet. Sevgiyle. Değil mi? Yaradan da aynı şeyi söylüyor. Seven kulum benim kulum diyor. O sevgi her kapıyı açan bir anahtar. Hele ki böyle bir insana hizmet eden bir bu kadar hizmeti hassasiyetle düşünüp de memnun edemeyen bir sektörsünüz. Kimine ay çok serin diyor, öbürü ay çok sıcak diyor. Nasıl bunun ortasını bulacaksınız onu bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa genel anlamda sizin yüreğinizdeki o sevgi var ya bir şemsiye gibi bütün camianızı içine almış. Herkes mutlu. Çünkü sevgi olan yerde huzur vardır. Huzur olan yerde bereket vardır. Siz bunu yakalamışsınız. Gerçekten. Efendim, hiçbir yerde kaçak sıfır değildir. Hiçbir işletmede. Biraz önceki söylediğiniz o müşteri memnuniyetiyle de ilgili. Hedef nedir? Maksimumu yakalamaktır. O gün muhakkak evindeki sıkıntıyı getirmiş, işletmeye yansıtmış olabilir. Birçok şey olabilir. Ama önemli olan nedir? %100'e adım atabilmektir. Evet. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani çalışanlar şunu çok iyi bilirler ki ateşi eliyle almamaları gerektiğini, maşa kullanmaları gerektiğini. Maşa da işletmenin vermiş olduğu kurallardır. Kural herkes için geçerlidir. Çok bu kural güzel. Ramazan Aslan için de geçerlidir. Oradaki bir misafir için de geçerlidir. Eğer bir kuralı koyuyorsa Ramazan Aslan işletmeye girdiğinde farklı, girmediğinde farklı değildir. Bu kural da sevgi ise, evet. Sevgi içeriyorsa evet. Hedeflerine doğru evet. Yol alıyordur. Evet. Ben işletmeci dendiği zaman tabii ki biz para akla geliyor, kazanç akla geliyor. Ama eğer bir işletmeci onun kadar sevgiye ve insani değerlere önem veriyorsa onun adına da mutluluk deniyor. Siz çok mutlu bir insansınız. Teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Bunu ben yaşıyorum yani. Ve ben Sayın Salih Çeni'ye de hep teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım için. Özel bir insansınız. Ve binlerce kişinin umudusunuz.
güvenirsiniz. Ne güzel bir şey. Bakın yarınlar içinde bana umut verdiniz. Her şey düzelecek. Her yolun bir çıkışı, inişi var dediniz. Belki bu bir süreç. Olmaması gereken bir süreç. Ama bu da belki de sabrederek. Efendim hep bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor. Yani denizde fırtına yılla Antalya'da yaşıyoruz. Yani fırtınalar yok mu? Vardır. Ama her fırtınanın sonunda da denizin durulduğunu, çarşaf olduğunu görebiliyoruz. Sabretmek gerekiyor. Evet, sıkıntı vardır. Sıkıntı niye vardır? Yani sıkıntının olduğu yerde de yöneticiler vardır. Yani neden işletmelerde yöneticiler vardır? Gelebilecek sıkıntılara karşı altyapıyı oluşturmak, plan yapmak, tedbirini önceden almak, onu hissedebilmek. Yani bunlar bazen sizin dışınızda gelişiyor olabilir. Sizin dışınıza gelişene de muhakkak ki A, B, C artık D planlarınızın olması gerekiyor. Yani siz bir planla yola çıkabilirsiniz ama önünüzde engeller olabilir. Eğer sizin yedek planınız yoksa, arabadasınız, yola çıkıyorsunuz, yedek lastiğiniz yok. Kusura bakmayın ya. Yedek almak mecburiyetindesiniz. Eğer yolunuza devam etmek istiyorsanız. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Şimdi, hayat. Sizin bu söyleminizden bir deniz ne kadar fırtınalı olursa olsun martılar denizden vazgeçmez. Bunu siz yaşıyorsunuz. Efendim, ben şunu söylüyorum. Denizdeki dalganın şiddetini ölçme şansımız yok. Evet. Detaylara bakmadan tekneyi karaya çıkaracağız. Evet. Tekneyi karaya çıkaracağız. Evet. Öyle veya böyle. Evet. Tekneyi karaya çıkarttıktan sonra çıkaran her yatırımcı, her turizmci gelecekte çok daha güçlü olarak yoluna devam edecektir. Evet. Detaya bakmayalım. Doğru. İçinizdeki sevgiyle yaptığınız her işte bence mutluluk ve mutlu insanlar yaratıyorsunuz her zaman. Şimdi Sayın Sadiçene'ye dönmek istiyorum. O bir duaya, değil mi? Benim her şeyim. Evet, hepimizin her şeyi. Evet, turizme çok emeği olan ve turizmde bana göre birçok yeniliklere imzasını atan, dünyaya Türkiye'yi, Antalya'yı açan bir insan olarak görüyorum. O nedenle Salih'i ben çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Canım benim. Evet, şimdi bu konuda çok uğraşılarınız var, emekleriniz var. Yani bir yere birileri geldiği zaman kolay gelmiyor. Bu sektörü siz yarattınız, sizin bir arkadaşlarınız, tabii emeği geçen herkes. Tabii ben sizi tanıdığım için bu şekilde konuşuyorum. Ama turizmin 84'te herhalde, değil mi? Türkiye'de. İşte ilk Özal ciddi, zamanında. Ciddi hareketlilik 80'li yılların başında başladı. Evet. 85-86 yılları itibariyle de yatırımlar başladı. Devreye girdi. Evet. Evet. Ama tabii Türkiye'nin aslında turizm hikayesi çok daha eskiye de dayanır. Evet. Ama önem görmesi hakikaten evet. Rahmetli Özal'la evet. Çünkü başladı. Bu, turizm bir altyapı isteyen bir şey, değil mi? Sadece tabiatın güzelliği kafi değil, yatırım gerektiriyor. Sadece altyapı da yetmiyor anneciğim. O da yetmiyor, doğru. Çünkü mesela Güney Antalya projesiyle başladı Antalya'da turizmin işte gelişmesi, patlaması. Güney Antalya projesi çok önceden altyapısı tamamlanmış bir projeydi. Ben o dönemlerde Turizm Bankası'nda Turban'da çalışıyordum. Yöneticilik yapıyordum. Geçici görevli beni o zamanın Turizm Bakanı Alev Coşkun Bey Eylül ayında Güney Antalya projesinin ilk tesisini açmak için gönderdi. Kızıltepe Camping'ti. Bir camping açtık. Şimdiye kadar camping, işte o zamana kadar işletmemiştik. Bir bilgimiz de yoktu ama camping açtık. Zaten. Ve Güney Antalya projesinde bir faaliyet başladı dedik.
Ama ondan sonra da hiç ilgi görmedi. Yani altyapısı tamamlandığı halde, tahsiste olduğu halde araziler hiç ilgi görmedi. Özal döneminde niye gördü, nasıl gördü? Özal çok ciddi anlamda teşvikler ortaya attı. İşte bu teşvikler de özellikle önce inşaatçıların, sonra başka işle iştigal eden kesimlerin ilgisini çekti ve birdenbire önce ya bir otelimizde olsun ne olur, biz gelen giden misafirlerimizi ağırlarız zihniyetiyle başladı. Sonra alışanlar onu geliştirerek daha farklı boyutlara taşıdılar. Ne yazık ki Ramazan kardeşim gibi, ben Ramazan Bey demiyorum çünkü yani hakikaten çok farklı bir hukukumuz var. Ramazan kardeşim gibi gerçekten turizmden yetişip tırnaklarıyla gelip yatırımcı hüviyeti kazanmış çok az insan var. Aynen. Biraz da sektör onun sancılarını da yaşıyor bence. Evet. Ama bu da zaman içerisinde evrilecektir, değişecektir. Ama çok güzel bir konuya girdiniz. Sevgi. Ben bütün kendi çalıştığım insanlarla eğitimlerimde de birinci şık olarak, eğer siz turizme girmek ve turizmde bir şeyler yapabilmek istiyorsanız, bir yerlere gelebilmek istiyorsanız, başta insan sevginiz olması lazım demişimdir. Evet. Eğer insan sevginiz yoksa, sosyal olmayı sevmiyorsanız, insanlarla beraber olmaktan hoşlanmıyorsanız, içinize kapalı bir insansanız bu meslekten uzak durun derim. İkincisi de sabır derim. Eğer sabrınız yoksa insanları anlamaya, anlayışla yaklaşmaya yetecek bir sabır gösteremeyecekseniz orada da tehlikedesiniz demektir. Turizmde bir yerde takılır kalırsınız. Onun için erken, yola erkenken vazgeçin ama sabır geliştirebilecekseniz devam edin demişimdir. Hakikaten turizm tamamen insana ve insan sevgisine dayanan bir oluşum. Biz hep rakamlarla konuşuyoruz. Yani kaç turist geldi, kaç dolar bu sene girdimiz var vesaireyle turizmi anlatıyoruz. Ama sosyal etkisi ve sosyal yapısı turizmin çok önemli. O tarafını hep unutuyoruz. Aslında uluslararası düzeyde de turizm, bizim Skol International'da da bu bir şeyimizdir, kuramımızdır. Turizmin ülkeler arası, insanlar arası dostluğu, arkadaşlığı, anlayışı geliştirip dünyada sulhe hizmet ettiğini düşünüyor, biliyor ve turizme o objektiften, o perspektiften yaklaşıyor olmamız lazım. Ama fikir bu, değil mi? Dünya barışı o, için insanların birbirini tanıyacağı bir şey çok turizm. Önemli. Çok doğru, canım benim. Evet, bu sektörde gayet iyi biliyorum. Aynı zamanda da üniversitede de zaman zaman. Arada davet ederlerse gidiyoruz. ama çok ihtiyaç var bence. Farklı şeyleri düşünerek asıl düşünmemiz gerekenleri ihmal ediyoruz. Tabii sizin bir de Sikal Kulübü'nde önce Antalya Başkanı oldunuz, Türkiye Başkanı oldunuz ve Dünya Başkanı oldunuz. Bu kulübün özelliği ne? Yani bu kadar 90 şimdi şöyle, ülke mi demiştiniz? Evet. Şöyle anlatayım. Skol International'ın 3 tane temel özelliği var. Bir tanesi dünyanın en eski turizm kuruluşu ve organizasyonu. En büyüğü halen sayı itibariyle ve yayıldığı ülkeler itibariyle. Ama daha da önemlisi aslında ve turizmde söz sahibi olmasını o nedenle ön plana çıkartabildiği ana unsuru, birçok diğer bu tür organizasyon veya kuruluş gibi sadece işte otel kesimine veya sadece acenta kesimine veya herhangi turizmin başka bir segmentine hitap eden bir kurum değil, bunların hepsini çatısı altında toplayan, yani turizmin bütün segmentlerini kendi çatısı altında ama yönetici seviyesinde altında toplayan bir kurum ve organizasyon olması çok önemli bir özelliği. Evet. Dolayısıyla turizme çok global ve genel bir bakış serdedebiliyor içerisindeki başarı insan yapısı nedeniyle.
Başarılı bir organizasyon. Gerçi bütün organizasyonlarda bir gerileme var son zamanlarda. Bunu Rotary'de de görüyoruz, Lyons'da da görüyoruz vesaire. Bizde de maalesef biraz üye sayılarında gerilemeler var uluslararası bazda. Buna şöyle bir şey diyebilir miyiz? Her yerde bu gerilemenin insanların yaşamlarındaki yorgunluğu ve mutluluğunun olmamasına bağlayamaz mısınız? Mutluysanız mutluluk verirsiniz. Yani eğer çok, sıkıntılıysanız hiçbir yerde verimli olamazsınız. Birçok nedeni var aslında ama biraz da jenerasyonlar değiştikçe işte gelişen teknoloji ve farklılıklarla yeni jenerasyonların bu tür oluşumlara bakış açısı değişkenlik göstermeye başlıyor. En çok tespit ettiğimiz nokta burası. Yani gençleri devşirmekte biraz zorlanıyoruz. Kendinden başkasını birçok kuruluşta da aynı şeyi yaşanıyor. Lüksleri yok. Evet, bizler tabii çok farklı kuşaklar, daha doğrusu farklı yapıda kuşağız. Evet. Şimdi X, Y, Z jenerasyonlarından bahsediyoruz. Düşünmek. Bizim kuşağımıza baby boomers deniyor İngilizce'de. Yani patlayan kuşak deniyor. Biz hakikaten çok farklı bir noktadan başlayıp çok farklı noktalara kadar gelmiş olan ve bir daha da aynı evrimi başka kuşağın yaşayamayacağı bir kuşağı temsil ediyoruz. Evet. Yani o kadar farklı noktadan o kadar farklı noktalara geldik ki evet. Ve etap etap geldik. Şimdi artık sadece tabii bir sürü yenilik, her gün bir şeyler geliyor bilmem ne falan ama o değişimi hiçbir başka jenerasyonun yaşayabilmesi mümkün değil artık. Ve bütün o etaplarda ona adapte olmak için de özel çabalar sarf etmek zorunda kaldık. Yani bunda şunu söyleyebilir miyiz? İnsanların birbirine olan güveni, saygısı, sevgisi, her şeyden evvel dostluk kavramı, incitmeme, incineyim ama incitmeyeyim. Bunlar çok güzel hasletler. Bu duygular olmayınca da nasıl bir dünya oluyor? Ben bundan endişe ediyorum şahsen. Evet. Yani ana hedefimiz, ana amacımız, Skoll'daki hedefimiz de öyle. Bütün insanların kardeş olabildiği, birbiriyle yek vücut olabilmeyi becerebildiği ve savaşların artık akla bile gelmediği bir dünyada yaşayabilmek. Evet. Yani bence bu dileği veya bu düşünceyi her insan arzu eder. Eğer normalse, aklı yerindeyse, kafası işliyorsa her insanın isteyeceği bir şey. Ama tabii bunu düşünürken, isterken ne kadar şey yapıyoruz? Hayata geçirebiliyoruz. Biz kendimiz ne kadar buna katkı yapabiliyoruz? Tabii o da ayrı bir tartışma konusu. Ama dileriz dünya bir barış denizi haline dönüşür günün birinde. Biz göremeyeceğiz ama hiç değilse çocuklarımız, hadi bilemedik torunlarımız görse. Evet. Çok güzel olur. Geçmişte yanlış hatırlamıyorsam turizmde her şey dahil projesini sizin hayata geçirdiğiniz doğru mu? Hayır. Yanlış yani, mı? Evet. Her şey dahil aslında ilk Güney Amerika'da başlayıp sonra Türkiye'ye bir Avusturya firması kanalıyla gelip ve sonrasında da farklı şekillerde yayılan ve genişleyen bir pazar oluşturdu. Benim ilk defa onu uyguladığım ve başlattığım bölge Berek bölgesi. Yani Berek bölgesinde her şey dahil sisteme ilk geçen tesis ve ilk onu uygulayan biz olduk. Şeyimiz açıkçası yaşadığımız çevre burası ve Belek olduğu için ben onun için size bunu ilk uygulayan kişi diye söyledim. Evet. Ama tabii dünyada bu uygulanıyormuş. Siz Belek'te. Evet, bir ara verelim reklamlarla ilgili. Evet. Yani sonuçta şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun eğer içinizde bir sevgi varsa, İnsanları seviyorsanız her işte başarılı oluyorsunuz.
Hatta aile içinde başarılı oluyorsunuz. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Yani eşinizle, çocuğunuzla, çevrenizdeki insanlara. Peki ne oldu da bu sevgiyi kaybettik? Bunun için ne diyorsunuz? Kaybettik. Hayır, siz muhakkak hayır diyeceksiniz. Bence kaybettik. Sevgiyi kaybettiğimizi düşünmüyorum ama... sevgiyi olması gerektiği yerin arkasına ittik gibi geliyor genel anlamda. O kaybolma olmuyor mu? Yok, sevgi hep orada var. Yani insanların oransal olarak değişse de sevgi göstergeleri, sevgi bir köşesinde, yani normal bir insanın her zaman bir köşesinde mutlaka bir sevgi şeyi, iradesi vardır. Ama onu hayata götüremedikten sonra ne önemi var? Bir kişiye mi gösterir hayatında, yoksa milyonlara mı gösterebilir? O kalbi ne kadarını içerisine alabilir? O insandan insana değişiyor. O geniş sevgi bağı yakalama becerisi oransal olarak çok düştü. Yani eskiden daha fazlaydı. Siz belki onu vurgulamak istiyorsunuz. Şimdi çok az insan hakikaten bütün hayatını sevgiyle yoğurmaya ve yürütmeye çalışıyor. İşte Ramazan kardeşim gibi. Hakikaten öyle. Yani doğruya doğru bu. Ama tabii bunlar istisna oldu artık. Ama genele baktığınız zaman herkes işi çok farklı boyutlarda bakıyor. Önce ben diyor. Önce benim haklarım diyor. Önce ben kazanayım diyor. Ben mutlusun, o da mutsuz olsun diyor. Ben de yok, onda da olmasın diyor. Ben bunları yaşıyorum. Belki de konumum nedeniyle. Onun için ben çok mutsuzum. Neden? Sevgi sözcüğünü unuttular. Sevgi sözcüğünü niye seveyim diyor. Ben diyor... Bu kafa geleceğim, çalışacağım. Peki bunun karşılığında ben ne alacağım diyor. Lütfen söyler misiniz? Ne kadar acı bir şey. Yani beni biz yapmadığınız sürece... Evet. Beni biz yapmadığınız sürece sevgiyi kullanma oranı düşüyor. Ama sevgi yeryüzünde parayla alınmayan tek şeydir. Sevgiyi paylaştığınız için kimse size fatura çıkarmıyordur. Evet. Ama... Sevgi öyle bir şey ki paylaştığınız sürece size ulaşamayacağınız hiçbir nokta yok. Evet. Doğru. Yeter ki paylaşalım. Yeter ki beni bize çevirelim. Biz ne yapıyoruz? Benliklerin yok olduğu bir gün bizliklerin devreye girmesiyle beraber inanın yeryüzünde zaten ne savaşlar olur ne de... Evet. Bugün konuştuğumuz konuların hiçbiri olmaz. Biraz önceki Salih Bey'in söylediği, savaşın hiç gündeme gelmedi. Kelimenin bile akla gelmeyeceği bir şey yaşarız. Yeter ki biz olalım, bizliği yaşatalım. Kendimiz için istemediğimiz hiçbir şeyi karşımızdaki kişilere yaptırmayalım. Bilgiyi cebimizde tutmayalım efendim, bilgiyi de paylaşalım. Sevgi gibi. Bilgiyi de paylaşalım, büyüyelim. Evet, bir kısa ara verelim. Tekrar bu güzel sohbete devam edelim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Ramazan, yurt içi ödüllerinizi dikkate almıyorum. O kadar çok ki. Ama yurt dışı ödülleriniz var. Son zamanlarda Rusya ile olan bu tatsız, inşallah tatlıya bağlanacak sizin de dediğiniz gibi istenmeyen şey o olaylardan sonra. Ama siz Rusya'dan 4500 galiba değil mi? Dünyada işletmede ilk 100'e girdiniz. Ve o ilk 100'de de ilk 10'a girdiniz. Evet. İsterseniz biraz Rusya'ya değinmek istiyorum. Çok yerinde olur. Rusya turizmi
25 yılda bugüne getirdiğimiz bir turizmdi. 25 günü, 25 yılı neredeyse bir günde kaybettik. Bugün hep Antalya için şunu tartışıyoruz. Yeni bölgeler yok mu? Neden göbeğimizi Rusya'ya, Avrupa'ya, Almanya'ya bağladık diye hep eleştiri alıyoruz. Şimdi bir bölgeye girebilmek için, yeni bir pazar yaratabilmek için ha bugün dediğinizde yarın bunu yaratma şansınız yok. Bunun önce bir altyapısını oluşturmak gerekiyor. Bu bir zaman, bir süreç gerektiriyor. Evet, yeni pazarlarla ilgili birçok çalışmalar var. Ancak biraz önce de değindiğim gibi bu süreç gerektiriyor. Yani yeni bir pazara girebilmeniz için oradaki tur operatörünün altyapısını oluşturması gerekiyor. Uçakların planlanması yapılması gerekiyor. Hangi otellerle nasıl çalışması gerektiğiyle ilgili altyapı oluşturulması gerekiyor. Bunların hepsi tamamıyla çalışanlara endeksli bir konu. Bugün bu programa gelmek için önceden siz arıyorsunuz, diyorsunuz ki şöyle bir şey var, bir davet ediyorsunuz. Yani hadi bir saat sonra programa gelin, yok. Çünkü siz de bu programın altyapısını oluşturuyorsunuz. Biraz önceki söylemiş olduğunuz şey 4500 otelin içerisinde bizim bir tesisimiz ilk yüze ve ilk yüzde de top 10'a girdi. Bunlar tabii bizim için güç kaynağı. Biz bu ödüllerle güçleniyoruz, taşlanıyoruz. Evet. Bu ödülleri aldıkça misafir memnuniyetine ister istemez biraz daha özen göstermek mecburiyetindesiniz. Ben hep şunu savunuyorum. Benim komşum ne kadar güçlü olursa ben ancak o kadar güçlü olabilirim. Ben zincir halkasının en zayıf noktası kadar güçlüyüm. Zincirin, halkanın adeti önemli değil. Zayıf nokta nerede? Bugün pazarlamada eğer Antalya'da bir çeşitlilik konusunda zayıfsak bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor diye bakmamak gerekiyor. Yani bugün sektör, ben 78'de Salih Bey ile başladım. 11 yaşındaydım. Bugün 38 yılı geride bırakmış. 38 yıldır bu sektörde bugünkü yaşadığımız sıkıntıyı bugüne kadar hiç yaşamadık. Bugün bambaşka bir sıkıntı yaşıyoruz. Bambaşka bir kriz yaşıyoruz. Neden bambaşka diye tabir kullanıyorum? Çünkü yarının planlamasını yapmakta dune yok elimizde. Yarın için plan yapıyoruz, bir saat sonra farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bugüne kadar bu sektör birçok krizi yaşadı, gördü, geçirdi. Ama hiçbir krizin etkisi böyle değildi. Yaşanan her krizin bir sonraki günü vardı. Bugün Rusya ile ilgili her şey güllük gülistanlık olsa dahi 25 yılda getirdiğimizi bugün bir günde tekrar kazanma şansımız yok. Planlamalarımızı uzun vadede yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bir yara aldık. Bu yaranın iyileşme süresi var. Bir kabuk bağlayacak. Bu süreçte hepimizin canı acıyor. İnanılmaz bir can acı his var. Ama yani bu hissi alıp da başkasına da malzeme vermeye gerek yok. Bugün Rusya krizi gündeme geldiğinde Avrupa pazarı takip etmeye başladı. Rusya kötü gidiyorsa Avrupa bir şekilde, ne de olsa Rusya kötü gidecek, Türk otelleri bize kalacak, aksiyonlar gelecek, fiyatlar düşecek. Herkes bir şey peşinde. Daha ucuz nasıl tatil alabilir mi peşinde? İnsanlar ödediği parayı değil, kaldı tesisin kategorilerini aramak mecburiyetinde. Bugün kaç parayı sattığımız değil. Eğer bir yıldız konuşuyorsak bu yıldızın gereklerini tüketiciye sormak mecburiyetindeyiz. Ama bıçak kemiğe dayanmış durumda. Öyle bir noktadayız ki kategorinin gereklerini yerine getirebilecek gücümüz kalmadı. Ağlamak istemiyorum. Böyle bir şey yok. Ben biraz önce de sonu vurguladım. Şartların detayları
önemli değil. Hedef şu, sıkıntı var mı? Var. Bunu herkes biliyor zaten. Hedef ne? Denizdeki dalganın şiddeti bizi ilgilendirmiyor. Detaya girmeden tekneyi karaya çıkaracağız. Türk turizmini daha güçlü hale getireceğiz. Bugün bize gelemeyen birçok misafirin dünyanın neresine giderse gitsin. Dünyanın neresine giderse gitsin, Türkiye'de ödediğiyle aldığı hizmeti alma şansı yok. Yok. Hiçbir tüketicinin yok. Bu konuda hiç kimse bizimle yarışamaz. Aldığıyla ödediği denge, Türkiye'de rakip yoktur. Bizim bir sıkıntımız vardır. Arz talep dengesinde kabul etmek gerekiyor. Arzımız çok fazla. Bilinçsiz bir büyüme yaptık. Bu büyümeyi nasıl engelleriz? Arzla talebi, dengeyi oturduğumuz andan itibaren yolumuz açık. Şartlar ne olursa olsun. Ben 38 yılımı bu sektöre verdim. Bugün yine yatırım imkanı olduğunda yapacağım tek yatırım yine bu sektöredir. Başka bir şey olamaz. Ben bu sektörde gözümü açtım. Yüce Allah'ım ömür verdiği sürece de bu sektörde gözümü açık tutmak istiyorum. Bu sektör dünyaya açılan bir penceredir. Bu sektör barışın simgesidir. Kardeşliğin simgesidir. Dostluğun simgesidir. Bugün etrafımıza baktığımızda Avrupa'dan, dünyanın her yerinden misafir ağırlayabiliyorsak bu sektörün varoluşu nedenidir ya. Evet. İnsana hizmet. Evet. Evet. Sadece biz turizmden bahsediyoruz ama bu kriz her kesimi vurdu. İhraç yapan herkesi vurdu. Efendim, o zaman Türkiye genelinde bir kriz değil mi bu? Yani şu anda önümüzde su var, çay var. Su ve çayın bir kaynağı vardır. Su çay nereden geliyordur? Çay Karadeniz'den geliyorsa su da yani isterseniz hemen Alplardan gelsin, herhangi bir yerden gelsin. Gelen misafir suyu da tüketiyor, çayı da tüketiyor. Dolayısıyla eğer bu misafir olmadığı sürece suyun tüketimi de azalıyor, çayın tüketimi de. Suyu getiren, suyu taşıyan, suyu paketleyen herkese bu sektörde 52 tane ayrı dala dağılıyoruz. Binlerce, milyonlarca insanlar bu sektörden evine ekmek götürüyor. Evet. Bunu sadece Antalya olarak bakmamak gerekiyor. Evet. Ben kayıtlarıma baktığımda 72 tane ilden insan çalıştırıyorum. Bazen bu 80'lere çıkıyor. Tabii. Ama en şey dönemlerde hiç 70'in altına düşmedim. Bunu Antalya olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin birçok yer, Türkiye'de bir tarafa bırakın efendim. Dünyadan insanlar çalıştırmaya başladı. Ya. Evet. Yani bu insanlar evlerine ekmek götürecekler. Evlerine nasıl ekmek götürecekler? Misafirimiz varsa, tüketim varsa. Evet. Evet. O zaman çalışanlar da yollarına devam edecek. Evet. Biz bu sene gerekirse tesis açmamayı düşündük efendim. Neden? Çünkü kapalı tesisin maliyeti belli. Arz talep dengesinden bahsettim. Eğer ben arz olmayan bir yerde, talep olmayan bir yerde arzı sonuyorsam komşuma zarar vereceğim. Komşuma zarar vermemek için de eğer imkanım varsa birleştirebiliyorsam, imkan sunabiliyorsam, daha iyi bir tesisi upgrade edebiliyorsam, misafire mümkünse daha iyi bir tesis upgrade ederek tesis kapatmayı tercih ediyorsunuz. Efendim bu yıl öyle bir yıl ki insanların kaliteden kesinlikle ve kesinlikle taviz vermemesi gerekiyor. Hmm. Bu gelen her misafir yıllardır bize gelmiş, bize sahip çıkmış. Bizim elçilerimiz bunlar. Evet. Eğer biz bu insanlara hizmet kalitemizden, fiyatı konuşmuyorum, kaça verdiğimizi konuşmuyorum, hizmet kalitemizde taviz verirsek elçilerimizi kaybederiz. Evet. Bunlar gönül elçisi. Bunlar gönül elçisi. Evet. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Evet. Canım evet. Benim. Tabii ki şöyle söylemek istiyorum. Hatta zaten beni çok duygulandırdınız. İnanın. Hiç beklemiyordum böyle bir yürekli konuşma. Bir işletmeci olarak en büyük darbeyi yiyen maddi olarak ama buna rağmen sevgiyle her şeyi kucaklaman, sevgiyle bakman beni çok duygulandırdı. İnanılmaz bir şekilde.
Dediniz ki ben 12 yaşından beri... 11 efendim. 11 yaşından 11. beri bu sektöre adım attım. Evet. Nasıl attınız 11 yaşında? Evet efendim. Henüz ilkokul son sınıf öğrencisiyim. Okula gidiyorum, ilkokula. Nerede? Adıyaman Kahta. Ay canım. Ben Adıyaman Kahtalıyım. Evet. O tarihlerde Sayın Vassaf Salih Çene, İngiltere'de sanıyorum yeni dönmüş, Adıyaman Kahta'da turizm işletme belgesi olan bir tesisin açılışına geliyor. Çok ilginç. Ve ben o tarihte çalışmam gerekiyor. Salih Bey iş istiyorum, Salih Bey'den. Tesis sahibi, tesis sahibi akrabam, ona soruyorum, o diyor ki ben karışmıyorum, müdürüm var diyor. Beni Salih Bey'e yönlendiriyor, ben Salih Bey'den iş istiyorum. Ve hayatım boyunca da hep şunu düşündüm, 11 yaşındaki bir çocuk bir gün benimle iş isterse ne yaparım? Çok ilginç. Salih Bey'den iş istedim. Salih Bey bana şartlı iş verdi. İş veririm ama o konuda devam edeceksin değil. Efendim, biz programın başından beri hep sevgiyle bahsediyoruz. Evet. Salih Bey bana o gün sevgi aşıladı. Salih Bey, evladım dedi, oteli açmadan önce eğitim veriyorum. Çalışanları bölgeden toplayıp, otelin çalışanları bölgeden eğitip, tesisi açıp, belli bir noktadan sonra ayrılacak. Dil eğitimi veriyor. Bu eğitime katılır mısınız dedi. Öğrenciyim. Katılırım tabii dedi. Ama bırakın öğrenci. 11 yaşındasınız. Hafta sonu. Salih Bey dil eğitimi veriyor. Katıldım şeye. İşte İngilizce öğretiyor. One, two, three, four dedi. İngilizce şey yapıyor. Bunu kim tekrar edecek? El kaldırıyorum. Ben tekrar ediyorum. Salih Bey öyle şey yapmış ki. Salih Bey testten ayrıldığı gün bana bir kalem hediye etti. Adres verdi. O tarihlerde telefon bu kadar yaygın tabii, değil. Tabii. Evladım lütfen dedi irtibatta kalalım dedi. Canım benim. O gün... Ay çok değil. Bunları paylaşıyorum. Büyük keyif aldığım için paylaşıyorum. Kimseye duygu sömürüsü yapmıyorum. Kimsenin yanlış anlanılmasını istemiyorum. Hayır ne alaka? O gün ayrılmadan önce evladım dedi ki senin maaşını da yükselttim dedi. Kendine bir mont al dedi. Canım benim. Bugün hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum. Gider ayakta maaşıma zam yapmıştı. O günkü tarih ben en ufak çalışandım. 500 lira evet yanlış şey olmasın 500 lira bir şeydi o 78'de bahsediyorum. Çok para. 750 liraya maaşımı yükseltmişti. Ama maalesef o günde 750'ye çıktığı günde mont alamamıştım ama daha sonra almıştım. O gün ihtiyaç başkaydı. O gün Salih Bey'in bana... 11 kardeşe de bak durumda. Kardeş, evet. O gün şöyle geriye dönüp baktığımda Salih Bey ile ilgili anlatacağım o kadar çok şey var ki. Bunu böyle bir programla anlatmak çok şey değil. Ama unutmadığım bir gün okuldan geldim. Çalışıyorum. O anda kafamda ne olduğunu hatırlayamıyorum. Bir gün... Salih Bey beni ofise çekti. Evladım dedi, bu sektörde olmak istiyorsan dedi, şartlar ne olursa olsun güleceksin dedi. Güler yüzlüğünü kaybetmeyeceksin. Ve o gündür bugündür benim için bu her zaman vardır. Ben şunu ne yaparsanız yapın, işinizin adı ne olursa olsun %51'in cebinde olduğuna inanırım. Siz eğer sevgiyle yaklaşıyorsanız, sevgiyi paylaşıyorsanız, siz %51'i cebinizde taşıyorsunuzdur. %51'i cebinizde taşıdığınız her şeyin 49'u peşinizde koşarak gelir. Yeter ki siz gücünüzü fark edin. Evet. Eğer siz gücünüzü fark edebiliyorsanız,
bunu doğru yerde kullanabiliyorsanız. Biraz önce Salih Bey sevgiden, sabırdan bahsetti. Evet. Ben buna aklı ve cesareti de ilave ettim. Hep oradan yol aldım. Çok örnekler aldım. Bana inanılmaz bir yol haritası çizdi. Düşünün ki 78'de 3 ay 4 ay birlikte oluyorsunuz. 1984'te tekrar yazışıyorsunuz. Ve benim Antalya'ya gelmeme vesile oluyor. O günün beni buraya davet etmekle birlikte, o biraz önce de vurguladım, çok öyle telefon yok. Yazıyor bana. Sevgili Ramazan, sektörde devam etmek istiyorsan, sektörde devam ettiğini öğrendim. Devam etmek istiyorsan, Antalya'da turizm farklı, birlikte olmak isterim. O mektuplar benim için bir yol haritası. Mektuplar benim ofisimde, benim için en değerli. Evet. Köşemde evet. Saklı duruyor. Evet. Ve yani o tarihten sonra düşünün ki 78'de ben ortaokula gidiyorum. Ortaokula 79'da başlıyorum. Sabah okula gidiyorum. Öğlenden sonra çalışıyorum. Ne zamana kadar? Lise son sınıfına kadar. Lise son sınıftayken... İsterseniz bir nokta koyalım çünkü bundan sonrası daha çok heyecanlı. Bir ara veriyoruz. Peki. Sevgili Ramazan, bir şey açıklamanızı istiyorum. Çünkü çok örnek bir insansınız. Şimdiki gençler hiç yarınlardan umutlu değiller. Okulu bitirdik ama işsiziz diyorlar. Böyle mutsuzlara örnek olan bir şey bu. 11 yaşındaki bir insana otelde nasıl bir görev verilir, nasıl maaş verilir? Lütfen bunu açıklayın. Ne yaptınız o zaman? Size nasıl bir görev verdi Salih Çene? O tarihte Sayın Çene, abi diyeceğim. Yani Salih Bey biraz sonra kendisi de vurgu yapar diye düşünüyorum. Bana asansörün başında, işte asansör boyu gibi asansör açacaksın. Gelen misafir yukarı çıkacak vesaire. Asansör çağıracaksın. Ama Salih Bey'den sonra ben kendimden ağır valizler taşıdım. Kamburum çıktı. 1979 Sayın Kadir İnanır Melike Zobu İsyan filmi çeviriyorlar. Tabii ki birçok sanatçı, Allah rahmet eylesin Erol Taş, İhsan Yüce, Güler Ökten benim için çok inanılmaz bir insan. Çünkü Güler Ökten okuldan geliyorum, okuldan geldikten sonra beni çağırıyor. Bugün ne öğrendin gel bakalım diyor. Bana matematik öğretiyor. Ve yıllar sonra Yüce Allah bana nasip etti. Ben Kahta'ya annem ve babam yaşıyor sakken onlar adına okul yaptım. Güler Ökten'i de o okulun açılışına çağırdım. Ay canım. Bak bu çok güzel bir şey. Güler Ökten'e orada da bugün bana matematik öğrettiğini o zaman... Anlattınız. Yani, okulun açılışına beni de getirdim. Tabii ki hep beraberdik. Okulun açılışı çok renkli bir açılıştı. Çok dostlar vardı. Gerçekten can dostlar vardı. Yani şunu vurgulamak istiyorum. O gün... Melike Zobu'yu herhalde hatırlayan şeyler arkadaşlarımız muhakkak vardır. Yani Melike Zobu'nun babaannesinin tavsiyesi üzerine sabahları bir gün bana dedi ki evladım dedi. Kamurun dedi çıkıyor dedi. Sana bir tavsiyede bulmak istiyorum. Buyurun dedim. Sabahları sopa koy dedi. Yürü dedi. Ben sabahları şu omzuma sopa koydum. Sabahları bir saat neredeyse yürüdüm. Ve Allah'a çok şükür kamurum yok. Ve o gündür bugündür sabahları en az bir saat sporum vardır. Ben yaz kış denize giren bir insanım. Evet. En az sabahları bir saat sporum vardır. Evet. Şimdi bir bedel ödenmeden
hiçbir şeyin anlamı yoktur. Evet. Eğer siz bedel ödüyorsanız, evet, o zaman değerlidir. Ama o tarihlerde çok önemli bir husus var. Şimdi Salih Bey sizi asansör görevlisi yapmış, tamam. Ama o gidince size ağır valizler taşıtmışlar vesaire. Ama siz yırmamışsınız. Bırakabilirdiniz işi. Yırmamışsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Bırakmak herkesin yaptığı şey. Siz en herkesin kolay yaptığı şey değil. Kimsenin yapmadığı şeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ben o günü okuldan geliyorum. Otelin önünü yıkamam gerekiyor. Temizlik yapmam gerekiyor. Otelin önünü yıkamadan önce çıkar, dışarı şöyle bir bakarım. Etrafımda acaba herhangi bir okul arkadaşım var mı? Kimse beni görecek mi? Önce keşif yapar, ondan sonra alırım fırçayı, hortumu, dışarı yıkarım. Ama bugün şunu biliyorum. O gün kendim için yaptığım bir şeyi acaba neden ya biri görür de ayıp sar mı? Kendim için yaptım. Bugün varsam, bugün burada oturuyorsam, o günkü yaptığım o dışarıyı temizlemek, kendimden ağır valizler taşımak, aldığım sorumluluğun gereği buradayım. Evet. Ama burada Sayın Salih Çelik'in sizi geleceğinizi hissetmesi, tanıması ne kadar önemli bir şey. Yani sizin bu işi başaracağınıza inanmış ve ayrılırken de size adres veriyor, irtibat kesmemek için. Değil efendim mi? Başka bir anımı anlatayım. Salih Bey ile ilgili buraya nasıl geldiğimle ilgili. İstersen önce onu vurgulayayım. Tabii tabii. Yıllar sonra tesis sahibi Salih Bey de tatile geliyor. Salih Bey soruyor. Ya Ramazan diye bir çocuk vardı. Ramazan ne yapıyor diyor. Ben Salih Bey ile irtibat kesmiş durumdayım. Diyor ki ya Ramazan şimdi otele bakıyor. Evet. Öyle mi diyor? Evet diyor. Okulunu bitirdim. Evet, okul daha o zaman daha lise son şeydi, sınıf öğrencisiyim ve ben o tarihte bir otele Salih Bey ile yazışıyorum. Salih Bey bana mektup yazıyor. O mektuplar bende hepsi. Diyor ki evladım diyor, yani sektörde devam ettiğini öğrendim diyor. Burada turizm çok farklı diyor. Eğer arzu ediyorsan burada birlikte olmaktan keyif alırım diyor. Bana mektup yazıyor. Ve ben o yıl hep arkanızda dağ gibi. O yıl çalıştığım tesisin restorantını halka açıyorum, ticarete atılıyorum. Allah Allah. 1984. 78'de başladım otelin restorantını halka içkili restoran olarak açıyorum. Neden? Turizm işletme belgesi var. Turizm işletme belgesi olduğu için kimse size hesap sormayacak. Kağıtta o tarihte belki 30 bin nüfusa sahip içen İnsanlar farklı yerlerde içip belki başkasını rahatsız ediyor. En azından bir rahat bir ortamda içiyorsa da rahat içsin, kimseyi rahatsız etmesin. İçki olan düşkünlüğümde değil, içki kullanmıyorum. Evet. Yani o tarihte öyle bir şeyim yok. Ama en azından oradaki insanlar insan gibi otursunlar, içsinler, kimseye zarar vermesinler. Öyle bir hizmet restoranı halka açıyorum ve aradan birkaç gün sonra emniyetten geliyorlar, diyorlar ki burada içki veriyorsun. Evet diyorum. Neye dayanarak veriyorsun? Turizm işletme belgem var. Belgen iptal edilmiş diyorlar. Belgen yok. Bakın o tarihte bir içki ruhsatı alabilmek için ilgili makamlara müracaat edebilecek ne bilgim var ne de bir yol gösterenim var. Ben o gün o tesisi içkiyi kaldırıyorum. Bir iki ay daha mücadele ediyorum. İçkisiz, çünkü bütün düzen öyle kurulmuş. Ve daha sonra ilk ticaret hayatımda orayı kapatıyorum. 305 bin lira alacağım var, 297 bin lira borcum var. Alacakları alır, borcumu kapatırım diye düşünürken maalesef alacakları alamıyorsunuz. Ve Salih Bey'e yazıyorum. Diyorum ki ben gelmek için hazırım. Ne zaman gelebilirim? Salih Bey diyor ki işte Nisan sonu burada olursan sana şu anda ne iş vereceğimi tam kestirmiş değilim ama Nisan sonu sana geldiğinde iş vereceğim diyor. Hayır. Ve ben kendi çalıştığım yeri bırakıyorum, başka bir yere normal eleman olarak başlıyorum. 30 Nisan sabah saat 4'te de Alanya'ya geliyorum. Salih Bey İncekom'da, ben Alanya'da o zaman Otugar'la Sebzehal aynı iç içe.
Otogardan iniyorum, çıkıyorum. İlk karşıma çıkan otele gidiyorum, fiyat soruyorum. Fiyat yüksek kalıyor. Otelde kalamıyorum, başka bir otelde kalıyorum. 3-4 saat kalacağım, daha sonra sabah Salih Bey'e gideceğim. İnce kulak. Ve yüce Allah bana neyi nasip etti? O tarihte gelip kalamadığım oteli 15 yıldır işletiyorum. Ay yapmayın, bir daha tekrarlar mısınız? 30 Nisan 1985'te sabah 4'te gelip kalamadım oteli 15 yıldır benim bünyemde çalıştırıyorum. Olamaz böyle bir şey. Ve bir anımı anlatmak istiyorum demiştim Salih Bey ile nasıl şey yaptığımızı da. Bir gün otelde bir Amerikalı aile Nevşehir'den geliyor. Yanında bir Türk rehber. Beni görüyor. Merak ediyor. Ya bu çocuk çalışıyor mu? Evet. Bir gün kalacaklar. Yani sabah güneşin doğuşunu izleyecekler. Ondan sonraki haftadan ayrılacaklar. Rehbere şunu söylemişler. Ya bu çocuk bizim de daha gelmez mi? Çocuğu biraz daha fazla tanımak istiyoruz. Rehber bana söyledi. Ben de o zaman dedim ki gelirim ama bir şartım var. Nedir? Bir arkadaşım daha var. O arkadaşımızı da yanımıza alabilir miyim? Kabul ederseniz beraber geliriz. Onlar da tamam dediler. O gün o arkadaşlarımızla birlikte dağa çıktık. Beni biraz daha fazla tanımaya başladılar. Dağdan indikten sonra otelde iplerle ölçülerimiz alındı. Ve aradan iki ay sonra o zaman Türkiye'de levis kotları yoktu. Yani kot pantoldu çok. Tabii. Yani. Çok lükstü. Çok lükstü. 3 ay sonra bir paket kot pantolonları, yelekler. Ay, ay. O zaman Dallas dizisi vardı ekranlarda. O diziden gördüğümüz yelekler, melekler. Ve bu insanlar irtibatı kesmediler benimle. Lise bitirdim. Ben Alanya'ya geldim. 85'te bunlar geldiler, beni buldular. Dediler ki gel Amerika'ya götürelim. Sana orada üniversite okutalım. Ben o gün Amerika'ya gidebilecek durumda değildim. Onlara yine bir şeyi sundum. Dedim ki ya ben gelemiyorum ama o gün sizlerle birlikte dağa çıktığımız arkadaşı götürür müsünüz dedim. Canım benim ya. Kabul ettiler. Canım. O arkadaş gitti. Orada New York Üniversitesi'ni bitirdi. Şu anda New York'ta yaşıyor. Ah canım benim. Harika bir insansın ya. Gerçekten. Yani paylaşmak kadar güzel hiçbir şey. Ne kadar güzel insansın sen öyle. Yani. Başka bir kelime bulamıyorum. Öyle değil Salih. Çok güzel bir insansın. Evet. Allah'ın konuşacak da çok şey var. Ay canım. Ama bilinmesi gereken tek şey şu ki, özellikle ekranları başında bizi izleyen gençler, bedel ödemeden bir şeyi almaya kalkışmayın. Evet. O size ait değildir. Sizi uçakla tepeye indirebilirler. Evet. Ama çıktığınız yeri bilemiyorsanız inişi sağlayamazsınız. Sabredin. Akıllı olun. Cesaretli olun. Sabrı, aklı, cesareti birlikte kullanın. Evet. Kısa vadede köşe olayım diye bir derdiniz olmasın. Siz dürüst olun. Sevgiyle yol alın. Her şey sizi bulur. Evet. Hedefiniz neyse, hedefinize ulaşmamanız için hiçbir şey yoktur. İnancınız olacak. İnançlı olacaksınız. Hedefe inanacaksınız. Önce kendinize inanacaksınız. Evet. Hedefiniz yoksa bir şey yapma şansınız yok. Ama sen kendini de çok seviyorsun. Sevdiğin içinde efendim, hak ettiğin hayatı. Efendim, kendini sevemeyen bir insan başkasına sevgi veremez, verebilir mi? Veremez, evet. Önce kendini seveceksin. Sevgi sende yoksa dağıtamazsın ki. Evet. Şükredeceksin. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Başında da sevgi dedik, sonunda da diyoruz. Sevgi her şeyin ilacı, anahtarı. Yani inanılmaz bir şey. Ben bunun çünkü bilmiyorum, Salih de çok iyi biliyor. Yaşamım içinde Allah'ın bana çok yakın olduğunu, bunu hep sevdiğim insanlara aleni söylüyorum. Şimdi tabii ekran başındakiler de duydular. İnanıyorum, eğer seviyorsanız Allah sizinle beraber. Bu kadar başarılı olmanızın temelinde
dürüstlüğünüz, Allah'a inancınız, sevginiz, insan sevgisi ve hizmet. Aileyi de unutmamak evet. gerekiyor. Aa, eşim, çocuklarım... Ama bir şey söyleyeceğim. Yani onlar, zaten aileniz için 11 yaşında çalışmaya başlamışsınız. Aile olmazsa, evet. onlar size değer katmazlarsa, onlar sevginizin arkasında durmazlarsa, evet. sevginize sevgiyle yanaşmazlarsa siz hiçbir şey yapamazsınız. Öyle ama onlar sizden sevgiyi öğrenmişler. Onlara örnek olmuşsunuz. Siz severseniz sevilirsiniz. Vermeden almak Allah'a mahsus bir şey. Ama şurası çok çok gerçek. Güzel insansınız. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz. Evet, birçok insanlara sebep oluyorsunuz. Ki size sebep olanla beraber. Burada. Yani evet. Programın başında da söyledim. Gerçekten benim için... insanlar doğduğu yeri seçme şansına sahip değildir. Evet. İnsanlar annelerini babalarını seçme şansına sahip değiller. Kardeşlerini seçme şansına sahip değiller. Ama insanlar dost, abi dedikleri, abla dedikleri, baba dedikleri dışarıdan birini evet. her zaman için seçme şansına sahipler. Evet. Bu da Yüce Allah'ın bir vergisidir. Evet. Bunu Yüce Allah herkese vermez. Benim için Yüce Allah'ın bir vergisi olarak, bir lütfu olarak görüyorum. O gün Salih Bey'le birlikte olmak, onu tanımak, bugünlere gelebilmek. Ben huzurunuzda gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim için yani ne tanımı vardır, ne açıklamasında lügatta kelimeler vardır. Ne de ölçüsü. Ne de ölçüsü vardır. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Tabii. Yani Salih Bey'in muhakkak söyleyeceği şeyler var. Tabii, ben onu söyleyecektim. Programımızı da kapatmak üzereyiz. Bir defa Sayın Ramazan'ı, Aslan'ı ben tanıdığım sizin sayenizde. Ama ekran başındaki herkesin tanımasından burada çok iyi bir hizmet verdiğimi. Zaten bu programın içeriliği bu. Güzel insanları insanlar tanımalı, bilmeli. Örnek olmalı. Böyle insanda var mı demeli. Bilemiyorum. Çok güzel bir program. O programa renk kattınız. Ve ben sizden daha çok büyük bir duyguyla Salih'i kucaklıyorum. Seviyorum. Güzel insan. Bak çok güzel bir eser. Onun altında ne yatıyor? İnsani duygular yatıyor. 11 yaşındaki çocuğa sahip çıkıyorsunuz. Bugün koca bir sektörün yönetim kurulu başkanı. Bizim için de iftar vesilesi oluyor evet. işte ne güzel. Ama hakikaten ben bir de şu tarafını Ramazan'ı çok seviyor ve takdir ediyorum. Çevresi anlamında da bunu başkaları da yaşıyor. Ben çok yani bu kaç yaşına geldik çok insan tanıdık mutlaka. Çok insanla haşır neşir olduk. Ve genel anlamda da belli bir yerden bir yerlere maddi olarak özellikle